tiyatro ile ilgili sormak istiyorum. Tiyatro deyince ve İslami tebliğ deyince benim aklıma yani eğer eksiksem cehaletimi mazur görün diyerek söylüyorum. Necip Fazıl geliyor, onun çalışmaları geliyor. Çok kıymetli buluyorum. İslam'ı tebliğ, ahlaki değer ve sorumlulukları ifade edebilme noktasında tiyatro kabul görmüş bir sanat dalı mıdır? Ve bugün tiyatroda sorunlarımızı gerçekten dile getirebiliyor muyuz diye sorsam siz ne söylersiniz? Süre de epeyce ilerledi, o yüzden hızlandırıyorum. Tamam, hemen hızlıca o zaman evet. Şey yapalım. Birkaç sorum daha var çünkü. Aynı sinemada yaşadığımız şeyleri tiyatroda da yaşamışız. 60'lı yıllarda Hasan Nail Canat diye bir ustamız vardı. Onun eserleri vardı. Tiyatro evet. Anlamında bizim derdimizi dile getirebilecek ve ondan sonrasında çok arada uzun yıllar geçiyor insanların yetişmesi ve ortaya çıkması için. Şimdi çabası olan yeni yeni birçok grup var. Biz kendimiz tiyatro külliyen olarak bu alanda sürekli çaba vermeye çalışıyoruz. Tebliğinin, yani biz mesela Ziyafet Sofrası diye bir oyun yaptık, orada namazı anlatıyoruz. Hı. Ama komedi oyunu. Hı hı. Komedi, yani gülerken insanlar çıktığında hakikaten ben niye namazı geciktiriyorum sualiyle çıktıkları zaman biz i̇şte mutlu bu. Oluyoruz. Evet, evet. En Büyük Haber diye bir oyun hazırladık, Kur'an-ı Kerim'i anlatıyoruz. Ama onun içerisinde de komedi var. Hı hı. Yani hem seyirciyi izlettirilebilecek bir oyun, hikaye, hem de aslında anlatmak istediğimiz derdi sahneye koyuyoruz. Hı hı. Belki bu dilin biraz daha geliştirilmesi lazım. Bunu anlatan birçok grubun ortaya çıkarılması lazım. Hı hı. Çabası olanlar var, yeni yeni. Şurada bir son 5 yıldır, son 10 yıldır güzel çabalar var. Güzel ekipler kuruldu. Bunların güzelliklerden bahsetmiştim. Güzelliklerden, yani geçmişin bize yaptığı çok fazla zararı var. Bizim bunları toparlamamız yüzyılları alıyor. Yani işte bir tiyatro külliyen gelir geçer ama işte ya da bir A grubu geçer, B grubu geçer ama bunlar eğer birlikte bir dil kurabilirlerse bu bir 50 yıl sonraki nesle faydası olacak bir şey. İslami anlamda tiyatro istediğimiz noktada tabii ki değil ama şu anda ben biraz daha o konuda ümitli bakıyorum açıkçası. Yani geçmişten etkilenmeden yeni yeni yetişen nesiller var, onların bilinci daha açık. Hı hı. O zarar görmüş nesilden çok fazla bir şey çıkmıyor. Hı. Zarar görmeden bir şekilde güzellikleri yine görüp ön plana çıkartacak olan nesilden biraz daha fayda sağlayabiliyoruz. Onlardan metin anlamında da güzel işler geliyor. Hmm. Fikir anlamında da güzel işler geliyor. Biz de o noktada elimizden gelince gençleri desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü yapmamız gereken şey bu. Onlara kapı açmak, yol açmak lazım, imkan sağlamak lazım. Maalesef kültür politikaları olarak hem tiyatroda hem sinemada da yeterli anlamda maddi kaynak bulamıyor gruplar ve insanlar. Evet. Bu anlamda çalışmalarını çok fazla hani ulusal çapta veya uluslararası çapta sahneleme noktasında veya gösterme noktasında zorluk yaşıyorlar. Ama ben buna da en azından ümit, yani ümit var olunuz. Müslümanın olması gereken bu. Yoksa bunu yapamayız. Yani evet, ne bu işi evet. Yapabiliriz ne başka bir şeyi. Kıvılcımlarını bizim görmeye ümidimiz başladık, evet. Kendi bireysel çabamızla birlikte iyileştirebileceklerimiz.